Instagram için gulshahsen.com.tr'den en çok istenen tariflerden birisi olan pratik havuçlu keki yapacağız. Dolmalar pişerken de bence keki aradan çıkartalım. Malzemeleri gelsin. Geldik en çok istek alan pratik havuçlu kek tarifine. Birkaç tane püf noktası vereceğim. İçinde sadece ayçiçek yağı kullanacağız. Süt yok. Malzemeleri olabildiğince ekonomik ve çocukların beslenmesi için de çok uygun. Havuç, şeker, yumurta, un, ceviz, vanilin, kabartma tozu, birazcık karbonat, toz tarçın, muz katımız var. Şimdi ilk olarak peki benim ne yapmam gerekiyor? Öncelikle size onu söylemek istiyorum. Kek kalıbınızı güzelce yağlayın, unlayın. Bakın bunda böyle güzel kalpli boşluklar var. Ben o boşlukları da doldurmak için lezzetli bir harç hazırlayacağım. Tek başına çocuklarınızın beslenmesi için yeterli olacak. Fırınımı da 170 dereceye ısıttım. Orada bekleyecek. Kek harcım da beni buzdolabında son ana kadar bekleyecek ki kekin kalıba yapışma risklerinin hepsini ortadan kaldıralım. Kalıbı buzdolabına gönderdim. İlk olarak ne yapacağız? İçinde ceviz olacağını söylemiştim. Onları çiğden kullanmıyorum. Tavanın altını açıyorum. Çok azıcık tereyağı ve birazcık tuz ile beraber aromasının açığa çıkmasını sağlayacağım. Şöyle birazcık yarım kaşık kadar tereyağını ilave ediyorum. Bir yandan bu tavamızı da açalım. O kalpli boşlukları nasıl dolduracağız onu da hazırlayalım. Burası da ısınsın. Cevizleri tavaya gönderiyorum. Aynı tabağa alacağım. Üzerine de çok azıcık çay kaşığın ucuyla tuz ilave ediyorum. 1-2 dakika burada lezzetli aromasının açığa çıkmasını sağlayacağız. Şimdi geldik diğer tavaya. Boşlukları nasıl kullanacağız? Yine biraz tereyağı, çok fazla değil, tavama alıyorum. Bunları önceden hazırlıyorum ki soğumuş olmaları gerekiyor. Özellikle iç harcına girecek olan cevizin. Şimdi bu tavaya hemen onun malzemelerini ayırdım. Bir miktar havuç ilave ediyorum. Aynı kaşığı kullanabilirim. Şöyle 1-2 çevirdikten sonra havuçların üzerine şeker ilave edeceğim. Kendi kendine karamelize olacaklar. Bu arada bu karışımı bütün kurabiyelerin üzerine kullanabilirsiniz. Tam böyle kış mevsimine uygun. Havuçları hazırlarken tekrar hatırlatmak istiyorum. Sürprizli, hediyeli programlar tam gaz devam ediyor. Bu hediyeler sizin olsun istiyorsanız her pazar günü saat tam 2'de Beyaz TV'de programı açıyorsunuz. Belli aralıklarla size özel bir kod veriliyor. O kodu alıyorsunuz. Aldıktan sonra Instagram gulshahsen.com.tr'deki ana sayfadaki son paylaşımın altına geliyorsunuz. Açıklama kısmını mutlaka okuyun. Ne yapmanız gerektiği orada yazıyor. Kodunuzla beraber sizi yorumlarda bekliyoruz. İç harcına ilave edeceğim cevizim oldu. Hemen tabağa alıyorum çünkü döküm tavada pişmeye devam eder. Havuçlar suyunu çekene kadar hemen iç harcına başlayalım. İlk olarak kuru malzemeleri hazırlayacağız. Kuru malzeme burada neyimiz var? Unumuz. Mutlaka elekten, tel süzgeçten geçiriyoruz.
Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilin. Burada karbonat var. Şu şekilde yarım çay kaşığı kadar karbonat ilave ediyorum. Ben tarçını çok severim. O sebeple bol miktarda ilave edeceğim. Güzelce hepsini tel süzgeçten geçirdim. Şimdi sırada muskat var. İleri geri eser miktarda muskat ilave ediyorum. Kuru malzemelerim hazır. İlk olarak yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar 3-4 dakika çırpacağız. Burada tam 4 adet orta boy yumurtam var. Hepsi içine gidiyor. Üzerine şekerimi ilave ediyorum. Kekin içindeki havucu çiğden kullanacağım. En son eklenecek. Yine ceviz de aynı şekilde burada bizi beklesin. Mikserle yüksek devirde güzelce çırpıyorum. Yumurta ve şekerim hazır. Bakalım havuçlara. Havuçlar da olmak üzere. Şimdi şunu diyebilirsiniz, havuç zaten tatlı, neden şeker ilave ettin? Az miktarda hafif böyle karamelize olsun, krokan hissi versin diye. Ayırdığım cevizleri de ilave ediyorum. Hepsini beraber güzelce karıştırıyorum. Arzu ediyorsanız bu aşamada limon ya da portakal kabuğu da ilave edebilirsiniz. Sadece 2 dakika bu şekilde cevizler de kavrulacak. Ben şimdi ara verdiğim için bir kere çırpıp yağımı ilave edeceğim. Yağımı ilave ettikten sonra kapağımı açıyorum. Kuru malzemelerin olduğu kabı yanıma alıyorum. Bu arada havuçlar oldu, altını kapattım. Bütün kuru malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Burada kuruya likit, likite kuru da ekleyebilirsiniz. Bana böyle daha kolay geliyor. 3 parça halinde ilave edip karıştırıyorum. Alttan üste. Tüm un parçalarının kaybolduğundan emin olduktan sonra içine havucumu ilave ediyorum. İstediğiniz kadar çok koyabilirsiniz. Burada 3-4 tane havuç var. Yine onu da kademeli olarak yedire yedire ilave edeceğim. Bütün havucumu kek karışımına yedirdim. Şöyle bir bakın, normal kek harçlarına göre daha kalın bir hamurum var. Bunun sebebi havuç pişerken sulanacak, su bırakacak ve kek harcımı yumuşatacak. Eğer çok yumuşak, akışkan bir kek harcı hazırlasaydım havuç da suyunu bırakacaktı. Gereğinden az kabarıp içi de hafif çiğ kalırdı. Kavurduğum cevizleri de ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Artık kek harcımla kalıp buluşabilir. Kek kalıbını güzelce kesme tahtanıza, tezgahınıza 3-4 defa vurun. Önceden 170 derece. Unutmayın, fırın her zaman önceden ısıtılıyor. 170 derece fırında 40-45 dakika pişecek.
İlk olarak servise mis gibi bol tarçınlı havuçlu kekimle başlayacağım. Bakalım çıkıyor mu? Tak diye çıktı. Tam beslenmeler için şimdi şöyle dikkatli bir şekilde kesiyorum. Servis yapacağımı. Havuçlarla kalplerimi dolduruyorum.